Hadi açma adam, çok merak ettim. Neydi adı? Adı Akinator arkadaşlar. Akinator. Bu yeni bir oyun. Arkadaşlar yani bu yeni bir uygulama diyelim. Tam olarak şey değil. Buraya işte bir hayali veya gerçek kişi düşünüyoruz. Bir karakter düşünüyoruz. Ama bu ünlü olmayan biri olmayan. Şimdi bir dakika. Şeydi. Onunla ilgili sorular soruyor bize. Biz de cevap veriyoruz. Ve sonuç olarak kim olduğunu biliyor. Doğru mu? İsim soramıyoruz. Şimdi tamam. Şimdi ben öncelikle birisini düşüneceğim. Tamam mı? Bunu sizlerle paylaşayım mı? Paylaşmayayım mı? Paylaşayım mı? Tamam, önce biraz sorsun. Arkadaşlar da tahmin etmeye çalışsın bu arada. Ve biz başlıyoruz. Bakalım bilebilecek mi? Aklımdan kimi tutsam buldum. Oyna. Gönder gelsin. Karakterin bir erkek. Karakterin bir erkek, evet. Kafa karıştı. Karakterin Türk mü? Evet. Aa, ben biliyorum yani. Karakterin YouTube'da ama hayır. Zaten o karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet. Sen nereden anladın kim tuttuğumu? Anlar mısın? Arkadaşlar sizde tahminler var mı sorulara göre? Karakterin daha önce bir filmde oynadı mı? Hayır. Bak soruya bak. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Evet. Allah. Nasıl bildi hemen? Evet. Evet. Arkadaşlar katıldım ben. Evet. Bildim mi? Vallahi abi 4 soruda bin. Bu sefer daha zor birini tutacağım. Bakalım. Arkadaşlar kimi tutsak bu sefer ben tutacağım. Söyle bakalım. Ya hayır. Aa dur aklıma bir şey geldi. Birisi geldi. Bakalım bunu bilebilecek mi? Ver bakalım. Hayır söylemek yok. Bekle. Tamam, ben mi? Tamam bu sefer söylüyorum. Arkadaşlar ünlü şarkıcı, sanatçı Sezen Aksu'yu tutuyorum bu sefer. Yıldız Tilbe olsun. Tamam gönder gelsin. Yıldız Tilbe'ye bakalım bilebilecek mi? Evet. Karakterin bir... 40 yaşından büyük mü? Evet. Evet ya 40 yaşından büyük. Büyük büyük Yıldız Tilbe. Karakterin hala yaşıyor mu? Evet. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? Hayır. Bizi tanımıyor yani. Yok zannetmiyorum. Karakterin siyasetle ilgisi mi? İlgili mi? Yok. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır ben biliyorum canım. Yıldız Tilbe hiç siyasete girmedi. Karakterin bir program sunuyor mu? Hayır. Bak zorlanıyorum ya. Dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Şarkıcıları çok iyi mi bilmiyor acaba? Karakterin ünlü olmasın futbol ile bir alakası yok. Yıldız Tilbe futbol oynadığını görmedim. Yıldız Tilbe daha çok şarkıcı. Evet. Karakterin bir YouTube'u. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin kadın kıyafetleri mi? Evet. Kadın zaten. Herhalde de ona herhalde ya. Herhalde. Karakterin bir erkek mi? Herhalde. Hayır. Emin olmadığın zaman. Ha tamam pardon o zaman. Karakterin sarı saç mı? Hayır. Karakterin yüzünde ben var. Ben var mı? Evet. Evet. Karakterin zayıf mı? Evet. Allah biliyor. Karakterin çok uyur mu? Bilmiyorum. Ay, ama hayır galiba gece konserlerine de katılıyor. Ben bilmiyorum diyelim yüzüne de. Bakalım. Oha. Gerçekten inanamıyorum Rüya. Gerçekten. Yıldız kopya Tilbe. Falan vermiyoruz. Vermiyoruz. Arkadaşlar eğer merak ediyorsanız siz de bunu bana çok değişik geldi. Çok değişik bir uygulama sizlere de tavsiye edebilirim yani. Adı Akinator. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Rüzgar nereye gidiyoruz bugün? Tubilere değil Efe'lere gidiyoruz. Tubi de orada evet haklısın. Şu anda ben çok fena şey yaptım beni tersledin yani. Haklısın. Saçlarını tarayalım mı peki? Anne. Böyle mi gideceksin? Bence birazcık düzelseydik. Rüya nerede? Çıkıyoruz evden Rüya yok. Nerede Rüya? Lavaboya mı girdi acaba? Allah gerçekten geldin. Hazır mısın? Bir şey söyleyeceğim. Yanına tok aldın mı? Ya yanına bir tane tok al yine de ne olur ne olmaz. Hangi kemiğini arıyor? Değil, benim kemiğim arıyor. Allah Allah. Al bakalım montunu. Giy hadi. Evet bu da Rüya'nın montu. Çok mantıklı yaparsın. Herkes hazırsa gidelim mi artık?
Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Rüya, sen de gel yanıma acil. Diyorum ki, gel gel gel. Şimdi gidiyoruz ya oraya. Tatlı bir şeyler mi alsak hep beraber? Çilekli. Ya ilk defa gerçekten düşündüğümü düşünün. Pasta mı? Ya pasta geçen de aldık, evet. Yenmiyor. Tartolet diyorum ben. Konu kapanmıştı. Tamam, dur yardım edeyim. Rüya, hadi sen de montunu giy. Çıkalım. Sen tamamsın. Rüya, sen de giy montunu. Nereye gittin? Ben bak giyeceğim. Bunu mu giyeceksin? Şöyle yapalım. Hava çok soğuk. İçindeki kalsın. Dur. Bunu da çantamıza alalım. Ne dersin? Hayır. Giymek istiyorum. Eyvah eyvah. Rüya, koş sen o zaman, yedek kıyafet çantanı hazırla. Ben de Rüzgar'a bunu giderim. Biz galiba çıkamayacağız. Annem, ne yumurtası? Yumurta mı götürüyorsunuz? Yumurta kalmış. Ne diyorsun? Ya kızım, yumurta mı götürür? Kırılır yolda, her yerimiz batar. Bu ne? Dinozor yumurtaları. Aa, süpermiş. Hazır mısınız? Günümüşünü şey elde çıkmış. Yumurtası da burada onun. Hadi bakalım, hazır mısınız şimdi? Rüya, asıl ben sana bir şey söyleyeyim. Denizin altından gidelim mi? Rüzgar ne dersin? Allah, araba çok geç. Asya'dan Avrupa'ya geçerken Avrasya Tüneli'ne gidiyoruz ve orası denizin. Evet, birazdan arkadaşlar şu anda karadayız. Birazdan Avrasya Tüneli'nde olacağız. Karadayız ne demekse, işte düz yolda gidiyoruz. Tartoletler. Ay, hangisinden alsam acaba? Ay, full çilekli alayım en iyisi. Neyse, tamamdır. Ay, bunları Rüya görseydi şimdi hemen alalım diye şey yapardı. Neyse, biz alışverişimizi tamamladık. Tartoletlerimizi aldık. Birazcık da dayanamadım, canım istedi. Baklava aldım. Ve artık arabaya geçebilirim. Nerede araba? Allah, araba yok. Size ne aldığımı tahmin edemezsiniz. Hadi geliyorum, geliyorum. Benzin alacağız da efendim anneciğim. Nereye yıkama yapıyorlarmış ve suyu. Ne diyorsun? Yıkatalım mı arabayı? Evet. Pazartesi, cumartesi 18'den sonra self servistir diyor. Yani ne demek bu? Kendin yıkıyorsun. Yıkamak ister misin? Rüzgar, sen yıkayabilir misin arabayı? Evet. Hayır, çıkıp burada diyor self servis diyor. Parayı atıyorsun, kendin yıkıyorsun. Yaz olsaydı daha doğru olurdu. Neyse, hadi yola devam. Ve artık Rüzgar neredeyiz biliyor musunuz? Aynen öyle. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yapıyoruz. Şu an köprünün altında, denizin altındayız. Birazdan koşuklar var. Yedirecek ve denizin altına gireceğiz. Evet, yerden çok koyulmaz. Hazır mısın bunun için? Bak, rüzgar çok az kaldı. Şimdi mavilikler geliyor. Mavilik demek ki artık gerçekten şu anda denizin altındayız. Evet. Biraz sonra yeniden kırmızı olacak. Sonra biraz yukarıya doğru çıkacağız ve artık karşıdayız. Avrupa yakasını izlemek. Ama şu anda gördüğünüz gibi denizin tam altındayız. Bitmedi hala. Bak, şu anda biraz yukarıya doğru çıkıyoruz. Fark ediyor musun Rüyacığım? Biraz sonra. Sadece arabanın içindekiler fark. Evet. Bak. Evet, görüntüde de biraz fark ediliyordur ya. Arkadaşlar, videoda görebiliyor musunuz şu anda böyle birazcık yukarıya doğru çıktığımızı? Allah, tünelin ucu göründü galiba. Hadi inşallah bakalım. Ve an itibariyle denizin altından çıktık. Şimdi yandan görün. Gece şimdi zor görünebilir. Şurada bak deniz. Sol taraftan bakman lazım. Sen burada ayakta mı bekliyorsun? Ve arkadaşlar, tahmin edeceğiniz üzere Rüzgar en son dayanamadı. Fenerbahçe formasını giydi. Efeler artık çok az kaldı. Birazdan onlarda olacağız. Bakalım günümüz, akşamımız nasıl geçecek? Yolculuğumuz bitti. Rüzgar montunu neden giymedi? Hadi gel, ben gidiyorum. Aa, Rüya uyumuş. Ya Rüya, gerçekten uyudun sanırım. Hadi giy anneciğim, geldik. Hazır mısınız? Isırma, uyuyamazsın sonra. Hadi bakalım. Allah, şimdi Rüzgar uyumuş. Ya şakacı şeyler. Hadi giy anneciğim, gidelim efelere artık.